Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Riteş'in verdiği bu numara kapalı. Sabahtan beri ulaşılamıyor. Riteş'i arayayım. Merhaba Arya. Alo Riteş. Bana Lovely için verdiğin numaraya ulaşamıyorum. Ona ulaşmam gerekiyor. Sen de onun adresi falan var mı? Bir adresi olsa bilirdim ama yok. Nerede yaşadığını kimse bilmiyor. Nasıl yani? Ona ulaşmak istediğinizde nasıl buluyorsunuz? Telefonla. Lovely'nin nereden gelip nereye gittiğini kimse bilmez Aryan. Tamam, sağ ol. Ne yapacağım? Bu işin aslını öğrenmem lazım. Bihan, gel oğlum kahvaltıya geçelim, hadi. Tapki kızım. Efendim anne. Herkes geldi işte, kahvaltıyı getir. Cina sen de yardım et hadi. Tamam babaanne. İstemem. Ama sen bu yemeği çok severdin. Evet ama istemiyorum. Tapki sırf sen seviyorsun diye bunları senin için yaptı. Hem oğlum yemeğe saygısızlık edilmez. Tapki'nin hatırı için biraz ye lütfen. Git buradan, git. Çekil. Çık dışarı. Anne, dikkat et, ne yapıyorsun? Buradan. Düşeceksin. Hem bu lastik, bu keçi... Ne oluyor? Bu hayvan var ya, bu lastiği çiğniyordu. Sonra da birden benim peşime düştü. Onun yüzünden ne kadar çok koştum. Ama o kadar uğraşmama rağmen bir türlü benim peşimi bırakmadı. Sürekli peşimden geldi. Çok yoruldum. Çok. Gerçekten sıkıldım. Tamam neyse. Hadi sen git otur da kahvaltını et hadi. Ama şimdi ben nasıl rahat oturayım ki? Samar ve tına için o kadar uğraştım. Diyorum ki Samar ve tına ile kahvaltı edeceğim. Bakayım bugün ne varmış. Hadi geçin oturun. Ben de bunu dışarı götüreyim artık. Hadi bakalım. Dur babaanne, ben götürürüm onu. Hadi. Tamam, gönder. Senin neyin var? Sen niye böyle davranıyorsun ha? İkimizin arasında her şey yolunda değil miydi? Ama sen dün gece neler yaptığını söyle çabuk bana. Bak. Bu da ne? İşte bu yüzden böyle davranıyorum. Aryan, ama bu aynı bana benziyor. Sanki ikizim. Bu inanılmaz. Kim bu kadın? Kim olduğunu sen söyle Tapki. Telefon senin. Bunları sen gösteriyorsun. Kim olduğunu bilmiyor musun? Söylesene. Biliyorum. Bu Lovely. Lovely. Babamı görmeye gelen adam da onun adını söylemişti, değil mi? Çünkü doğruyu söylüyordu. Bu Lovely. Ve sen de benim Lovely olduğuma inanıyorsun.
Tapke değil. Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin sen? Ben Tapke Bian Pandey. Böyle kıyafetler giyip ortada dans mı edeceğim? Neden olmasın? Sonuçta ikinizin yüzü de birebir aynı. Bu. Peki bu kim? Aryan mı? Ya da sen Bihan mısın? Sizin yüzleriniz de birebir aynı değil mi? Peki sen benim kocam mısın? Bu ailenin oğlu musun? Çocuklarımın babası mısın? Hayır değil mi? Demek ki aynı yüz iki insanı aynı yapmıyor. Hatırlıyor musun? Seni ilk kez gördüğümde ben sana ne demiştim? Sen Aryan Khan'la değilsin. Sen Bihan Pandey'sin. Eğer sen ve Bihan benzeyebiliyorsanız ben ve Lavli niye benzemeyelim? Hem benim yüzüm benim bile değil. Estetik ameliyatın sonucu bu. Yani yüzüm onunkine benziyorsa, Lavli'ninkine benziyorsa benim ne suçum var? Yeter artık Aryan. Benden yeterince şüphelendin. Sana tekrar tekrar Tapke olduğumu kanıtlamaktan ben çok yoruldum. Ama artık yeter. Bu kadar yeter. Zaten ne yapsam seni bir türlü inandıramıyorum. Bir türlü inanmıyorsun bana. Çünkü sen benim kocam Bian değilsin. İşte bu yüzden benim kim olduğumdan şüphelenmeye de hiç hakkın yok senin. Bunu sakın unutma. Bay Aryan Khan'la. Bunu bugün çok iyi bir anda buldum. Tina buraya geldiğinde bunu onun üstüne atacağım. Sonra Samar'ı ona yardım etmesi için çağıracağım. Sonra o ikisi yine bir araya gelecekler. Ah evet. Bir şey mi lazım? Biraz susamıştım, o yüzden su. Yeter tamam. Çok teşekkür ederim. Olmaz. Gitti bile. Sanırım Tina geri geliyor. Bu olamaz. Tapkeyi yanlışlıkla attım. Aslında onu şuraya koymak istemiştim. Üzgünüm. Affet beni. Üzgünüm. Sonra özür dilersin. Önce git de birini çağır. Dur. Dolly canım. Bundan nasıl kurtulacağım ha? Ben bir anda ne yapacağımı şaşırdım. Tamam. Ben gidip birini getireyim. Ne yapıyorsun? Araba olmaya çalışıyorum. Yarış var da. Ne? Dolly aşağı düşürdü bunu. Ben de
içinde sıkıştım. Dur sana yardım edeyim. Aman sen bırak. Yaklaşma bana. Başına bir şey gelecek. Başıma bir şey gelse ne olacak ki? Zaten benden şüpheleniyorsun. Yani bana yardım etmek istiyormuş gibi davranma. Ne saçmalıyorsun? Düşebilirsin. Uzak dur. Düşersem de en fazla ölürüm. Senin benden şüphelenmendense ölsem daha iyi. Sen benim Tapki olduğuma inanmıyorsun. Ben de öleyim öyleyse. İyi tamam, artık senden şüphelenmiyorum. Yardım edebilir miyim? Doğru mu söylüyorsun? Evet. Çünkü insanlara acı vermek istemiyorum. Özellikle Tapki'ye bunu hayatta yapamam. Tamam mı? Sen yani benim Tapki olduğumu kabul ediyor musun? Evet, kabul ediyorum. Sen Tapki'sin. Yardım edeyim mi? Tamam. Tamam, bırak sen. Ben kendim yaparım. Böyle canım yanıyor. Yapma. Ne yapıyorsun sen? Bir saniye. Kollarım ağrıdı. Bak, çıkardım işte. Teşekkür ederim. O Dolly'nin yüzünden sırılsıklam oldum. Ben Lovely. Şimdi onu bu suyun içinde boğacağım. Gel. Çıkarmışsınız. Ben de çıkarsın diye sana Muna'yı getirmiştim. Üzgünüm Tapki. Çok teşekkür ederim Dolly'cim. Gerek kalmadı. Bir an bana yardım etti. Her sorunum da bir an benim yanımdadır. Değil mi? Bunu sevmedim. Yalan söyledim Tapki. Hala senden şüpheleniyorum. Ne yapayım? Böyle durumlar şüphelerimi güçlendiriyor. Hem gecenin bu saatinde nereye böyle? Şimdi bunu öğreneceğim Tapki. Thank you.
Yemek getirdim. Al. Yemek istemiyorum. Gitmek istiyorum. Sessizce ye, yoksa aileni görmeden burada ölüp gideceksin. Gitmek istiyorum. Bu boş depoda bu değirmenin işi ne? İstemiyorsan yeme. Açlıktan öl. Bu iğneyle birkaç saat baygın kalırsın. Olamaz. Şu dedektife bak. Buralara kadar benim peşimden gelmiş. Bir an önce ne yapacağını düşün Navli. Acele et, yoksa bugün hapse gittiğin gün olacak. Alo. Arya. Tapki neredesin? Seni evden çıkarken gördüm. Nereye gittin sen? Dinle. Lütfen çabuk buraya gel. Lütfen Arya, lütfen. Tapki iyi de neredesin? Tepedeki mabetteyim. Lütfen çabuk buraya gel. Lütfen buraya gel hemen. Tapki ne mabedi? Tapki... Buradayım demişti. Tapki! Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Telefonu niye kapalı bunun? Tapki! Aryan! Tapki! Kurtar beni lütfen! Tapki! Ne oldu sana? Bu saatte niye yalnız çıktın? Buraya Lovely'i görmeye geldim. Lovely'i görmeye mi? Evet, ben görüşmek için onu buraya çağırdım. Bir dans gösterisini bahane ettim. Ama neden? Seni Tapki olduğuma ikna bilmek için. Onu çağırdım çünkü sana göstermek istedim. Anlaman için. Onu çok bekledim ama o gelmedi. Sonra kurtlar beni kovaladı. Ben de kaçıp canımı zor kurtardım. Seni de buraya bana yardım et diye çağırdım. Zor durumdaydım. Bu ne saçmalık böyle? Niye bunu yaptın? Peki sen ne yapıyorsun? Kimse böyle bir şey yapmaz Aryan. Sen bana telefonda demedin mi? Beni evden çıkarken görmüşsün. O zaman beni niye o anda durdurmadın? Benimle gelip nereye gittiğimi görebilirdin. Bak, benim yüzüm tamamen değişti. Ama anlamasan da benim acım hiç değişmedi Aryan. Benim kalbim hala Bihan'ı özlediğimde ağrıyor. Ve senin yüzün de aynı Bihan'a benziyor ama sen hala bana acı veriyorsun. Ama eğer sen bir an olsaydın, böyle yapmazdın. O beni desteklerdi. Bana
güç verirdi. Gerçekten. Mihan beni severdi. Bir yabancı değildi. Beni kendisinden bile çok severdi o. Ben de eskiden seni çok severdim Tapki. Şimdi buraya da o yüzden geldim. Hadi gidelim. Ben seninle bir yere gitmek istemiyorum. Kendi başımın çaresine bakabilirim. Tapki, saat çok geç ve kolundan yaralanmışsın. O yara yakında geçer Aryan. Ama senin bana verdiğin acılar, peki onlar ne olacak? Üzgünüm Tapki. Bu bir daha olmayacak. Benim yüzümden bir daha üzülmeyeceksin. Hadi gidelim.